Evet değerli basın mensupları arkadaşlarım. Zor günlerin, zor zamanların birindeyiz. Hem siyaseten hem tıbbi olarak hem ekonomik olarak Türkiye büyük ve önemli bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi verirken en başından itibaren COVID-19 pandemi mücadelesinde bütün partilerin, bütün devlet yetkililerin siyasi angajmanlarını ve argümanlarını bir kenara koymalarını hep istemiştik, isteye gelmiştik. Ve gene bu süreçte her vakit ve herkesin sadece ve sadece aklın ve bilimin rehberliğinde yol yürümesini önermiştik. Ve bu süreçte bilim kurulunun kararlarının dışına hiç kimsenin ve hiçbir devlet yetkilisinin buna Sayın Cumhurbaşkanı da dahil çıkmamasının altını ve gereğini önemli ve özenle çizdik. Şimdi biz diyoruz ki Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı bilim kurulunu dinler, dinler ise bilim kurulunun önermeleri doğrultusunda tavsiye kararları doğrultusunda Devlet düzen tutarsa biz bu işi en az hasarla atlatırız. Hayır, böyle yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Ne yapıyoruz? Kimi taleplerle camiler kapalıyken şu anda içinde bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalıyken AVM'leri açabiliyoruz. Hangi bilimsel ve tıbbi gerekçelerle AVM'ler açılmıştır? Merak ediyorum. Türkiye'de kaç AVM'nin havalandırmasının içerideki havayı dışarı atan dışarıdan sürekli sadece temiz hava üfleyen bir mekanizmaya sahip olduğunu Tayyip Erdoğan biliyor mu merak ediyor. Ama bize ulaşan bilgi ve duyumlar AVM'lerin büyük çoğunluğunun içerideki havayı tekrar içeri soğutarak ama tümüyle temizlemeden verdiği şeklindedir. Ben bilim kurulunun üzerinde mütabık kalmadığı AVM'lerin açılmasını Covid'le bunca zamandır bilim kurulunun ve sağlık emekçilerimizin verdiği mücadeleye bir darbe olduğunu düşünüyorum. Bu mücadeleyi hiçe saymak olduğunu düşünüyorum. Doğru bulmuyorum. Değerli arkadaşlar, hükümet Covid'le mücadele ile ilgili Zaman zaman milletin aklıyla alay eden işler yapıyor. Bakın iki Fahrettin var, iki tane Fahrettin var. Bir Cumhurbaşkanlığı Propaganda Bakanı Fahrettin Altun, bir Sağlık Bakanımız Fahrettin Altun. Pardon Fahrettin Koca. Buraya iyi bakın değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlar. Buna iyi bakın. Şimdi Covid'le mücadelenin siyaseten ne kadar basiretsiz, beceriksiz, nosyonsuz yürütüldüğünün çok somut örneği buradadır. Nedir bu? Müsaadenizle okumak istiyorum. Propaganda Bakanı Fahrettin Altun diyor ki, 9 Mayıs tarihinde sanıyorum, evet, Covid-19 tedavisi için Yerli bir ilaç firması tarafından ilaç üretildi. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumunca yüksek öncelik verilerek ruhsatlandırılan ilaca satış izni verildi. Hayırlı olsun. Alkışlanacak bir haber gibi duruyor. Türkiye'nin tarihi bir başarısı gibi duruyor. Bu bir beyanat. Kamuoyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı antetli kağıda basılmış. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Propaganda Bakanı'nın açıklaması. İlaç bulmuşuz, üretmişiz, satış iznini vermişiz. Tam iki gün sonra, önce pardon, 6 Mayıs'ta Sayın Fahrettin Koca şöyle diyor. Ruhsatlandırma safhasında olmadığını biliyoruz bu bahse konu ilaç için. Biz bütün bu anlamdaki araştırmaların önünü açan hatta destek sağlama noktasında bir gayret içindeyiz. Bu ilaçla ilgili daha araştırma safhasında olduğunu ve bu dönemde klinik araştırma safhasına geldiğini biliyoruz. Bununla ilgili daha bir müracaatın olmadığını, klinik safhasından sonra artık ilaç ruhsat safhasına gelinmiş olur. Biz de bunu takip ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanına Buradan sesleniyorum. Sayın Erdoğan. Milletin aklıyla ve haliyle daha fazla alay etmeyin. Bu senin propaganda bakanın Fahrettin Altun. Bu da senin sağlık bakanın Fahrettin Koca. Biz şüphesiz sağlık bakanımızın bu açıklamasına itibar ediyoruz. İki günde mi bu klinik çalışmalar, ruhsatlandırma ve üretim klinik safa geçildi. Ya bu altı ayda geçilmez. Altı ayda geçilmez. Fahrettin Koca'nın yaptığı milletle dalga geçmektir. Millete yalan söylemektir. Millete yanlış bilgi vermektir. Üzücü olan bunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamından bu makamın forsuyla bu makamın iletişim başkanlığı amblemiyle kamuoyuna böyle yalan yanlış böyle ucube bir açıklamanın yapılmış olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı herkese maske takmasını tavsiye ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı toplumun yarısı maske bulamıyor. Ve mevcut orta yerdeki maskelerin de tek kullanımlık ve kısa ömürlü düşünüldüğünde Asgari ücretle geçinen bir ailenin zaten senin şimdi satışına başlattığın maskeleri alma şansı yoktur. Türkiye ekonomisini içine sürüklediğin buhran, bunalım, bu krizden herkesin ama herkesin maksimum etkilendiğini açıkça bize gösteriyor. Ama Erdoğan bir icat etti. Erdoğan bir darbe maskesi icat etti. Erdoğan Millete maske dağıtamadı ama kendisi bir darbe maskesi icat etti. Sayın Erdoğan, senin icat ettiğin darbe maskesi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılı hizmetlerini örtmeye yetmez. Sayın Erdoğan, senin icat ettiğin darbe maskesi boşalttığın hazineyi dolu göstermez. Sayın Erdoğan, senin icat ettiğin darbe maskesi başarısızlıklarını örtmez. Bunu böyle bileceksin. Tekrar ediyorum. Milletin aklıyla halay etmeyeceksin. Yeni önlemler açıklandı. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var. 16, 17, 18, 19 Mayıs'ta tedbirler devam edecek. Eyvallah. Biz meclisimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümünde bu tehdit noktasında etkinliklerimizi gerçekleştiremedik. Ben çıkıp da 19 Mayıs'ta hep birlikte sokakları, meydanları dolduralım demiyorum. Ama bir garabet var. Ee, gençlere sokağa, kısıtlı sokağa çıkma iznini 19 Mayıs'ta değil de, 20 Mayıs'ta 21 Mayıs'ta vermek 19 Mayıs'ı hafifletmek anlamı taşır. Madem sağ gençlere bir izin vereceksin kardeşim hazır 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı da var. Geçen hafta nasıl 65 yaş üstüne 5 saat sokağa çıkma e, serbestlisi tanıdıysan Erdoğan 19 Mayıs'ı gençlerin gönlünden zaten koparamazsın. 19 Mayıs ruhunu bu milletin gönlünden silip atamazsın. Ama seni kim bu yanlışa düşürdü ben bilmem. Ama bu da ucube bir iştir. 20 Mayıs'ta vereceğin serbestliği kaldıracağın kısıtlamayı 19 Mayıs'ta gençler için kaldırman çok anlamlı olur. Çok doğru olur. Gel bu yanlıştan da dön. Gerçi dün başladı ama tekrar ediyorum Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Ben AVM'leri açma kararının da tekrar altını çiziyorum. Meclis kapalıyken, camilerde Cuma namazı kılınamazken, AVM'lerin açılma kararını da derhal gözden geçirmeye saray hükümetini, saray düzenini, saray kabinesini, saray rejimini davet ediyorum hangisini alırlarsa alsınlar. Çünkü her söylediğimize göre bir şey üretiyorlar, bir refleks geliştiriyorlar. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı şapkası ve rozetiyle bir konuşma yaptı. Sanıyorum Recep Tayyip Erdoğan normalleşiyor diye düşünmeye başladık. Ama dün eş zamanlı kimi gelişmeler yaşandı. AK Partili olmayan ama vefa dayanışma gruplarıyla işbirliği yapan HDP'li, CHP'li, MHP'li belediyelere, İyi Partili belediyelere de teşekkür etti. Tabi nezaketi büyük ölçüde yitiren Sayın Erdoğan'ın bu teşekkürü bizi hem şaşırttı hem aslında mutlu ettiği gibi oldu. Fakat bu sefer altı aşağısı kadroları gene kamplaştıran, ayrıştıran iş ve işlemler yapmaya başladılar. 5 Nisan 2019. Tam bir yıl, bir ay önce. 31 Mart seçimlerinin akabinde Sayın Erdoğan çıktı. Tümünü söylemeyeceğim. Şöyle bir laf et belediye meclislerinde çoğunluk bizde ey İstanbul, ey Ankara, başkanlar, ey İmamoğlu, ey Yavaş, komisyonları istediğiniz gibi yapamazsınız, yaptırtmam. İstediğiniz gibi bütçeyi çıkaramazsınız, çıkartmam dedi bir yıl önce. Dün de teşekkür etti. Fakat, fakat ben biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden örnek vereyim. Milletin lehine bir kanun geldiği zaman, teklif geldiği zaman bunu AK Parti getirdi. Bu yüzden biz bunu engelleyelim. Meclis'te zamana yayalım. Bunu geciktirelim demiyoruz. Niye demiyoruz? Biz muhalefet değil miyiz? Bu kanun teklifinde milletin hayrına iş var. Bundan istifade edecek vatandaşım var diyoruz. AK Parti'de getirmiş olsa o teklifi destekliyoruz. Çabuk çıkmasını sağlıyoruz. Ya da bugüne kadar böyle yapıyorduk. Ama şimdi bakın. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı meclisinden 750 milyon borçlanma talep ediyor. Ne için ediyor? Tatlar atık su arıtma tesisi için ediyor ki herkes bilsin. Tatlar yanlış isim vermeyeyim. Tatlar atık su arıtma tesisi yapılmadığı vakit sade Ankara değil İstanbul'un içme suyu da zehirlidir. Yani 25 milyon insanın içme suyunu zehirleyen bir tatlar atık su meselemiz var. Sayın Mansur Yavaş diyor ki bunu çözmemiz lazım. Ne var? 220 kilometre asbest yani kanserojen boru var Ankaralıların su içtiği tesisatta. Bu asbestli kanserojen boruları değiştireceğim diyor. Belediye meclisinden borçlanma yetkisi istiyor. Meclis üyelerinin cebinden para istemiyor. Değerli basın mensupları. İstenen 700 ihtiyaç 750 milyon Meclisin verdiği 100 milyon. Şimdi nasıl olacak? Bu talep tekrar ediyorum. İstanbul'un da içinde olduğu 25 milyon insanın içme suyunu zehirleyen tatlar atık suyunun engellenmesi ne vatan sevgisiyle ne bayrak sevgisiyle hiçbir şeyle bağdaştırılamaz. İnsanlıkla bağdaştırılamaz. Mansur Yavaş Sosyal yardımları daha geniş kitleye ulaştırmak için maliyeti zamana yaymak için ve 220 kilometre boyundaki uzunluğundaki asbestli kanserojen boruları değiştirmek için belediye meclisinden borçlanma yetkisi alamıyor. Ey Ankaralılar, AK Parti'ye oy veren vatandaşlarım, o belediye meclis üyelerinin yakasına yapışın. Onlara verdiğiniz oyları haram edin. Onları uyarın. Kimsenin Ankara'nın sağlığıyla, Ankaralı'nın sağlığıyla siyasi argümanlar için, siyasi değerlendirmeler için uğraşmaya hakkı yoktur. Ankara her şeye rağmen Mansur Yavaş, Ankaralıları zehir saçan, kan sörecen borulardan da kurtaracaktır. Tatlar atık suyu yapmak kaydıyla hem Ankara'yı hem bölgedeki İstanbul'un da dahil olduğu birçok içme suyu rezerv alanının da daha temiz ve daha güvenilir olmasını sağlayacaktır. İstanbul'a geliyoruz. Oradaki tablo daha vay. Ekrem İmamoğlu'ndan önceki Meysin, daha önce geçen yıldan aldığı bir karar var. Borçlanma kararı var bir sonraki yıl için ve Sayın Ekrem İmamoğlu 4 milyon 4 milyar 300 milyon lira borçlanma talebini meclis indiriyor. 4 milyar 300 milyonu indiriyor. İstanbul Büyükşehir Ak Partili meclis üyelerinin oylarıyla bu rakam kuşa çevriliyor. 640 milyon lira olarak geçiyor. 4 milyar 300 milyona ihtiyacımız var diyor İmamoğlu. Erdoğan'ın talimatıyla AK Partili meclis üyeleri yüzleri yere baka baka Ekrem Bey'in CHP'li üyelerimizin yüzüne bakamayacak hale gelmiş olmalarına rağmen red oyu veriyorlar ve 640 milyona indiriliyor. Şimdi geçmişten gelen borçlar ve korona ile mücadele için kullanılmak üzere yapılan bu borçlanma talebi de AK Parti meclis grubunca geri çevriliyor. Ve dün de Erdoğan belediyelere teşekkür ediyor. Ben daha vahim bir şey söyleyeyim. İSKİ ayrıca 750 milyon liralık bir talep meclise indiriyor. Belediye meclisi İSKİ'nin 750 milyonluk talebini 250 milyona düşürüyor. Ama şartlı. Şart ne biliyor musunuz? Bu parayı diyor İSKİ'nin borçlanacağı para ile AK Parti döneminde belediyeye iş yaptırdığımız müteahhitlerin alacaklarını ödeyeceksiniz. Bu 250 milyon borçlandırıyorum, yetki veriyorum. Benim geçmişteki yandaş müteahhitlerimi ödeyemediğim paraları da bundan sen öde diyecek kadar da gülünç ve komik hale gelebiliyorlar. Şimdi dünkü teşekkürden sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerimizde yaşanan bu tablo karşısında ben Sayın Erdoğan'a şunu sormak, söylemek zorunda. Sayın Erdoğan, bizim aklımız alay etme. Milletin haliyle dalga geçtiğini biliyoruz. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Senin karşında aklıyla alay edilecek hiç kimse yok. Yalnız hem Erdoğan hem Türkiye şunu bilsin, hem Sayın Ekrem İmamoğlu hem Sayın Mansur Yavaş ve diğer bütün belediye başkanlarımız hizmete, yardıma, çalışmaya devam edecekler. Erdoğan'ın engellemeleri, Erdoğan'ın ve AK Parti Genel Merkezi'nin talimatıyla belediye meclis üyelerinin engellemeleri Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızın başarılı hizmetlerini engelleyemeyecek ve onlara gölge düşüremeyecektir. Değerli arkadaşlar bir memleket masası meselemiz var. Bu peklif geldiğinde Sayın Erdoğan'ın yaklaşık bir ay önce söylediği şu cümle aklıma geldi. Sayın Erdoğan demişti ki bugün birlik olmayacaksak ne zaman birlik olacağız nokta. Ben de demiştim ki evet çok doğru söylüyor. Türkiye bütün siyasi paydaşlarıyla hem Covid-19 belasına karşı yapılan mücadelede hem Covid-19'dan kaynaklı ekonomik sıkıntıya yönelik mücadelede bir araya gelmeli. Bunun adı masa olur şu olur bu olur önemli değil. Bir araya gelmeli. Dün AK Parti'ye yakın bir e, siyasetçi gazeteci siyasetçi şöyle bir söz etti. Dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu Erdoğan'a o kadar çok şey söyledi ki nasıl bir masada oturacaklar. Şimdi hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bizlere, diğer milletvekillerimize, il ilçe başkanlarımıza, sıradan bir üyemize kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Sayın Erdoğan'a bugüne kadar Sayın Bahçeli'nin Sayın Numan Kurtulmuş'un Sayın Süleyman Soylu'nun söylediklerinden daha ağır bir laf söylemedi. Önce bunun bilinmesini isterim. Erdoğan'a düşen böyle bir teklif geldiğinde, Sayın Meral Akşener'den böyle bir teklif geldiğinde bunu ben de çok arzu ettim, ederdim, ederim. Hay hay deyip kollarını açmak idi. Ama heyhat Cumhurbaşkanı olarak kutuplaştırmak, ayrıştırmak, bölmek onun siyasi ömrünü uzatacak bir imkan ve durum gibi hala maalesef görülüyor. Ve aslında geç kalınmış da değil. Türk milleti siyasetçileri kavga ederken izler ama kavga edenleri sevmez. Sayın Erdoğan bak önümüzde bir de 19 Mayıs var. Anlamlı bir tarih var. 19 Mayıs'ta bir gün Cumhurbaşkanı ol. Her gün AK Parti Genel Başkanısın zaten. Ya 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı Kurtuluş Savaşımızın miladı, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın miladı bir gün Cumhurbaşkanı. Ve herkese elini uzat. Ayrıştırmadan o bu demeden herkese elini uzat. Ne kaybedersin? Bak göreceksin. Bunun ekonomiye bile büyük katkısı olur. Hem bu arada tabii çok daha güzel, çok daha anlamlı bir şey olacak. Sayın Erdoğan eğer 19 Mayıs'ta eğer bunu yaparsa kendi takdiridir. İki ay sonra da başkente gelmiş olacak. Sayın Erdoğan iki aydır başkentte yok. Böylece başkenti de gelmiş bir görmüş olur. Ben Erdoğan'ın darbe paranoyası içinde olduğunu söylüyor idim. Fakat görüyorum ki darbe paranoyasından ziyade darbe mağduriyetine yatan bir Erdoğan'la ve AK Parti ile AK Parti üst yönetimiyle karşı karşıyayız. AK Parti'ye karşı olan herkes darbeci. AK Parti hükümetlerinin artık görev yapmamasını isteyen herkes terörist ve bu konuda AK Parti'yi eleştirenleri yani bizleri televizyonlarına çıkaran bütün televizyonlarda aynı şekilde terörist. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günden itibaren önemli gündem maddelerinden birisi Rütük olacaktır. Önce bunu söyleyeyim. Radyo Televizyon Üst Kurumu'nun bu hadsizliği kabul edilebilir sınırların çok üstündedir. Kurul başkanını, kurul üyelerini buradan uyarıyorum. Onları anayasanın ve yasaların kendilerine verdiği görev çerçevesinde iş yapmaya davet ediyorum. Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Rütü'nün yaptığı usulsüz, hukuksuz iş ve işlemleri mercek altına almak, mecliste bunun münakaşasını yapmak ve kamuoyuyla paylaşmak da en temel görevlerimizden birisi olacak. Şimdi bunlarda bir darbe paranoyası var. Oy verme gününden önce Şubat sonunda şöyle demiştim 31 Mart seçimlerinde hiç unutmuyorum. Ankara tamam bitti. 31 Mart'ta seçim var ama Mart başında İstanbul'u da Ekrem İmamoğlu'nun aldığını herkes kabul edecek, tayin ve tespit edecek. Böyle bir siyasi algı oluşacak demiştim. Beni 31 Mart'tan önce bir darbe yapmak suretiyle Ekrem İmamoğlu büyük şehire oturtacağımızı söylemekle itham etti bu AK Parti. Bir siyasi tespit değerlendirme yapmışım. Ankara tamam bitti demiş. Aldık. İstanbul'u da Mart başında aldığımız herkes görecek dedim. Bunun adı darbecilik oldu. Dedim ki oy verme kabininde meclis tutanaklarında vardır. Oy verme kabininin bir diğer adı da hücredir. Meclis başkanı der ki sayın milletvekilleri hücreye girdiklerinde ilk üç pusuladan birini zarfa ikisini kutuya atsın der. Tutanaklar da var. Ben oy verme kabini yerine vatandaşlarımız oy verme hücresinde Erdoğan'dan hesap soracak dedim beni darbe olacak Erdoğan hücreye atılacak dedi diye bir de o hukuk bilmez avukatları hakkında dava açtı. Bak darbe paranoyası diye boşuna demiyoruz. Sayın Özgür Özel saray düzeni, saray rejimi, saray saltanatı, saray hükümeti, saray kabinesi bunların hemen hemen hepsi aynı şeydir. Değişecek dedi diye darbecilikle suçlandı. Allah'tan korkun kuldan utanın. Sandıkta hesaplaşacağız der Erdoğan bazen. Evet Erdoğan. Seninle sandıkta hesaplaşacağız. Bu konuda aynı düşünüyoruz. İçin rahat olsun. Ama sandığı tekmeleyen sensin. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sonucunu beğenmediğin sandığı deviren sensin. 2017 referandumunda kanunda açıkça yazmasına rağmen mühürsüz oyları geçerli saydırarak sandığa şer karıştıran sensin seçilmiş genel başkanını bir darbe yapmak suretiyle başbakanlıktan ve genel başkandan genel başkanlıktan indiren de sensin. Sonra geleceksin darbe edebiyatı yapacaksın. Hakikaten darbe paranoyası mı yaşıyor? Yoksa darbe mağduriyetine mi yatıyor? Anlamış değilim. Ama bir şey söyleyeyim. 12 Eylül'ü göklere çıkaran aynı şekilde 28 Şubat'a övgüler düzen, düzen Fetullah Gülen'le yıllarca o zaman niye işbirliği yaptın? Yıllarca 17-25 Aralık'a kadar 12 Eylül'e övgüler düzen Fetullah Gülen'le niye kol kola yürüdün devlet ona teslim ettin? Erdoğan şunu bilmelidir. Değerli arkadaşlar, her darbe bir siyasi projedir. Her darbe ve arkasında dış destek vardır. Burada darbelerden sonra sonuçların kime yaradığına bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi için 20, 27 Mayıs ile 12 Eylül aynıdır. 12 Mart'ta 28 Şubat aynıdır. 27 Nisan 15 Temmuz hepsi aynıdır. Hepsi lanetlenmelidir. Ama üç darbe var ki şu veya bu şekilde bundan Erdoğan istifade etti. 28 Şubat'la Şubat üzerinden yürüyüşe çıktı, siyasi yürüyüşe çıktı. 27 Nisan'da beslendi. 15 Temmuz darbesine de bu Allah'ın lütfu dedi. Erdoğan bir darbe muhakemesi yapacaksak sen önce 28 Şubat'ta mağdur hayattın ama oradan yürüyüp beslendin. 27 Nisan muhtırasını yapanlara zırhlı jip aldın. 15 Temmuz darbesini içinde Allah'ın lütfu dedin. Bütün darbelerden en olumsuz etkilenen parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bütün darbelerde en ağır bedeli ödeyen Türkiye'nin devrimcileridir. Bu kadar basit. Hal böyleyken bu darbe vesvesesinden AK Parti'ye ve Erdoğan'a ekmek çıkmaz. Erdoğan kusurlarını, ayıplarını, yanlışlarını ve günahlarını örtmek için üç şeye sıkı sarılıyor. Darbe, CHP, dış güçler. Darbe paranoyası, CHP paranoyası, dış güçler paranoyası. Üç ayda bir darbe tartışması açan Erdoğan'ı rüyasında darbe gören Cübbeli Ahmet Hoca kafasına benzetiyorum. Ahmet Hoca da Cübbeli de rüyamda gördüm darbe oldu oluyor falan diye söylerdi. Erdoğan da bu kafanın içinde. Erdoğan rahat olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak söylüyorum ki. Erdoğan, sen oradan indireceğiz. Muhalefetin görevi iktidarı değiştirmektir, indirmektir ve ona hesap sormaktır. Yalnız şunu bil. AK Parti ve Erdoğan şunu bilsin. Sandığın dışında hiçbir gücün, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan'a ve AK Parti'ye dokunmasına müsaade etmeyeceğiz. Erdoğan'ı biz oradan sandık marifetiyle indireceğiz. Bunu bin kere söyledik. Bu bin birinci olsun. Sandık dışında, hukuk dışında hiçbir gücün Erdoğan'ın yakasına ilişmesine bizim müsaademiz yoktur olamaz. Ama muhalefetin görevi iktidarı indirmektir. Milleti ikna edip sandıkla iktidarı indirmektir. Erdoğan biz seni oradan indireceğiz. Ama biz indireceğiz, sandıkla indireceğiz. Bunu da belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Tekrar radyo televizyon üst kurumunu uyarıyorum. Kimi televizyon kanalları AK Partili olmayan herkesi incitirken bazı televizyon kanallarının MHP ile AK Partili seçmeni incitti diye yayın yasağına kapatma tehditleriyle karşı karşıya kalması demokrasimiz adına bir utanç vesilesidir. Radyo televizyon üst kurumu önümüzdeki günlerde Türkiye'nin önemli bir tartışma alanı olacak. Bu vesileyle özgür yayıncılık yapan medya kuruluşlarının kendilerine ve aziz milletimize güvenerek cesur ve özgür yayınlarını esirgememeye ve bunu kararlılıkla sürdürmeye tekrar davet ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum efendim. Evet. E bunun biliyorsunuz süresi 60 gündür. E, ee, şu anda bu 15 Nisan'da e, yayınlandı. 15 Haziran tarihine kadar kullanmamız gereken bir süre var. He, herkes emin olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi kimin işine yarıyor yaramıyor diye bakmaz. Cumhuriyet Halk Partisi meclisten çıkan bütün kanun tek, kanunlar için şuna bakar. Orta yerdeki anayasaya uygun mu değil mi? Anayasaya uygun olmayan ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin dahi çok işine yarayan bir dava da konu da olsa Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitmek zorundadır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir anayasal görevdir. Biz bu infaz yasası biraz da geniş tutulduğu için bir ön hazırlık yapıldı. Hukukçu arkadaşlarımız çalıştılar. Kaba olarak mesele şekillendi. Bir kelimeyi bile atlamamak adına titiz ve arizamik bir çalışma yapıyoruz. Süresi içerisinde esastan da Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu

ee, bilemem İyi Parti ile HDP arasında bir ilişki, iletişim, temas olmuş olabilir mi? E şöyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem HDP'nin hem İyi Parti'nin grubu var. Bu gruplar bazen beş siyasi parti aynı evrakın altına imza atıyoruz. Dolayısıyla partiler arasında hiç ilişki olmayacak dersek bu zaten olmaz. İyi Partinin de biz de aynı o zaman şöyle söylemek lazım: İyi Partili kimi yetkililerin e, bu konuda söyledikleriyle ilgili olarak. Bizi de sadece Sayın Meral Akşener'in söyledikleri bağlar. Bir ilişki olup olmadığını bilmem. Var ise onun kendilerine sorulması lazım. Ama bir gerçek var. Siyaset açık kapı işidir. Diyalog işidir. Temas işidir. Ben kapıları kapattım diyerek siyaset olur mu? O da ayrı bir tartışma konusu. Tekrar edeyim. Siyasetin yarısı münakaşadır. Yarısı müzakeredir arkadaşlar. Çok buyurun. Evet. 2004. Mü? Evet. Ben bu kadar bu şu anda biz meclise gelmeyen bir konuyla ilgili genelde çok laf etmeyiz. Çünkü gelmeyebilir de. bunun tabi muhatabı barolar diğer odalar tabipler odasıdır, mimar mühendis odalarıdır vesairedir. Onlar reflekslerini göstermeye sanıyorum başladılar. Ama ben olmayan orta yerde olmayan bir kanun teklifi üzerinden bir değerlendirme yapmak istemem ama kamuoyuna yansıyan şekliyle şunu söyleyeyim e, bu böyle bir teklif eğer gelirse bu artık e, örtülü diktatörlükten açık diktatörlüğe geçişin ayak sesleridir. Ben Erdoğan'ın buna cesaret edeceğine ihtimal bile vermem, vermek de istemem. Evet, çok teşekkür. Evet. E, paylaşımı görmedim atlamışım bir kere bu koronadan dolayı biraz böyle evlerde kaldık. Yalnız e, HSK'nın HSYK'nın hakim hakkında soruşturmaya başlattığını demeyelim de HSK'ya verilen bir talimatla hakim hakkında soruşturma başlatılmış dersek daha iyi olur. Tweet'i görmediğim için çok net bir şey söylemeyeceğim. Beni mazur görün. Çok teşekkürler. Kolay gelsin arkadaşlar.